Günaydın arkadaşlar. Bana günaydın. Bugün Cuma, ayın 21'i galiba Temmuz. Sabah 9 civarları. Bugün ne konuşacağız? Bu istek üzerine bu yeni açılan bir pathway var. Sağlık çalışanları için PR yani permanent residence, kalıcı oturum alma şansı var. Onun üzerinde biraz konuşalım istiyorum. Hani araştırdığım kadarıyla aktarmaya çalışacağım. Ama başlamadan önce yani bununla ilgili çünkü özel bir program olduğu için arkadaşlar muhakkak lisanslı bir Kanada göçmenlik danışmanlığıyla çalışın. Yani sizin durumunuza, mesleki kariyerinize en uygun seçeneği onlar biliyor. Biz sadece araştırıp okuyoruz. Yani onlar da aynı yere okuyor ama hani onlar sorabiliyor ve birçok dosya görüyor. Neyse bunu çok uzatmayayım. Bir göçmenlik ve eğitim danışmanıyla lisanslı arkadaşlar çalışırsanız daha iyi olur ve bu Kanada içinde olursa daha çok bilgi sahibi oluyorlar bu danışmanlar. Neyse, şimdi bu faslı kapatalım. Nedir bu sağlık çalışanlarına açılan program? Size neler sağlıyor? Mesleğinizi Kanada'ya geldiğinizde yapabilecek misiniz? İş olanakları nedir? Başvuru şartları nedir? Bunlar üzerine biraz bilgi vermeye çalışacağım. Birincisi yine bu Express Entry gibi benim araştırdığım kadarıyla yani onun üzerinde açılan bir program. Bu da ne demek? Express Entry'ye başvurma şartlarını sağlıyor olmanız lazım. Neydi bunlar? İşte bir yaş kriteri var. 35 yaşından büyükseniz çok az ya da puan alamıyorsunuz. İngilizce dil yeterliliği var. IELTS'ten 6,5 genel IELTS'ten 6,5 almanız gerekiyor minimum. İşte eşiniz varsa eşinizin dil yeterliliği, işte üniversite mezunu olmanız, yüksek lisansınız da ya da doktoranız varsa daha çok puan getiriyor. İşte 2 yıl çalışma deneyimi vesaire. Bunu Express Entry'nin şartlarından araştırabilirsiniz. Bu şartları sağladınız, sağlık çalışanısınız, ne yapacaksınız? Sağlık çalışanı, yani healthcare'lere açılan sekmeden başvuracaksınız, şartları sağlıyorsanız. Kargalar ötüyor her yerde, yani Kanada'da böyle burada. Neyse, başvurunuz kabul edilirse artık hani bekleyeceksiniz, bir süre sonra başvurunuz onaylanacak, Kanada'ya geleceksiniz. Yani direkt PR statüsüyle geliyorsunuz, Express Entry gibi düşünün. Yalnız hani bu açılan, şu ondan önce şundan bahsedeyim. Kanada'da müthiş bir sağlık çalışanı açığı var. Doktor, hemşire, hasta bakıcı, dişçi, odyometrist, psikolog, danışman, psikolojik danışman vesaire vesaire. Birçok alanda çok açık var. Çünkü yani burada hani healthcare alanında çalışan çok fazla mezun yok. Okullar çok olmasına rağmen lisanslama yani register olma şartları ağır. Ve bazı bölgelerde yeterli maaş almadıkları için başka alanlara yönelebiliyorlar. Birçok hani Türkiye'den örnek vereyim, doktorlar, hemşireler vesaire, benim gibi psikolog, klinik psikologlar register olamadıkları için, çünkü çok ağır ve zor ya da yeniden okumanız gerekiyor. Uber ya da şu an benim yaptığım işler gibi işler yapıyor, kendi mesleğini yapamıyor. Kanada'da güzel dönen bir espri var, hani radyo programlarında, televizyonda hep söylerler. En iyi kalp krizi geçirilecek yer bir Uber
gerekir diyor. Çünkü muhtemelen Uber şoförü ya doktordur ya sağlık çalışanıdır. Bu yüzden hani bu şans açıldı. Ancak bu şans size sadece PR alma şansı tanıyor. Bu yol. Yani mesleğinizi yapma şansı tanımıyor. Yine aynı şeyler geçerli. Kanada'ya geldiğinizde doktorsunuz, hemşiresiniz. Yani sağlık alanında çalışan birisiniz, psikologsunuz, psikolojik danışman, ne bileyim mi, dişçisiniz, odyometrisiniz, bütün bu alanlar da olan bir kişisiniz. Kanada'ya geldiniz bu yolla. Ne yapacaksınız? Hemen ben iş başvurusu yapayım, işe alınayım. Yok arkadaşlar. Bu şansı tanımıyor. Register olmanız lazım. Yani Kanada government'ı sizi lisanslı bir sağlık çalışanı olarak tanıması lazım. Ne kadar deneyiminiz olursa olsun, isterseniz profesör olun. Yani işte 10 yıl, 20 yıl çok başarılı ameliyatlar yapmış olun. Kanada'ya geldiğinizde bunlar geçerli değil. Türkiye'den mezunsanız, Türkiye'den bir üniversiteden. Hani Western World Education Service'ten diploma denkliğinizi almış olsanız dahi Kanada'da çalışabilmeniz için sağlık çalışanı olarak doktor, hemşire vesaire Kanada'nın sistemine kayıtlı, lisanslı olmanız lazım. Bu lisanslama şartları da bayağı zor. Özellikle doktorlar için çok zor. Çünkü nasıl diyeyim, hani mafya demeyeyim de yani çok ağır bir hani meslek odası diyelim, doktorların lisanslama şartları çok ağır. İşte mesela sınava gireceksiniz. Sınavlar hani Western denkliğinizi aldınız, verdiniz. Onlar inceliyorlar. Diyorlar ki, örnek veriyorum size, atıyorum 3, 4 ya da 5 ders almanız gerekiyor. Ya da bunların sınavını geçmeniz gerekiyor ve bu sınavlar çok zor. Sınavı geçmek yetmiyor. Atıyorum doçentsiniz, profesörsünüz ya da sadece doktor unvanınız var. Sizi stajyer olarak başlatıyor. Yani bu ne demek? 10 yıl doktor olarak çalıştınız, sil başa dönüyorsunuz. Okuldan, tıp fakültesinden mezun olduğunuz zamana, yani intern olarak çalışıyorsunuz 2 yıl minimum. Daha sonra tekrar yükselmeye çalışıyorsunuz. Ve bu sınavlar gerçekten zor. Yani lisanslama hakikaten zor. Ya da tekrar okuyacaksınız. Bunu göze alın. Hani amaç eğer Kanada'ya gelmekse, ki o olmalı herhalde diye düşünüyorum. Yani bir şekilde ben Kanada'ya geleyim, önce farklı işler yapayım, İngilizcemi ilerleteyim. Ki zaten IELTS'ten 6 almanız lazım minimum. Daha sonra lisanslama için uğraşırım. Eğer amacınız buysa doğru yol. Ama yok, ben doktorluk yapacağım, başka bir iş yapamam diyorsanız başka bir yol aramanız lazım. Bu başka bir yol nedir? Amerika'dan atıyorum, hani lisanslandınız, Amerika'ya gittiniz. Oradan sertifikalar, kurslar aldınız, diplomanızın denkliği sayıldı. Kanada'da çalışabilirsiniz ya da bazı Avrupa ülkelerinde. Ki çoğu Avrupa ülkelerindeki doktorlar bile direkt çalışamıyor. Başka bir yol var. Bu biraz hani ara bir yol gibi. Yine sağlık çalışanı olarak geldiniz. Üniversitelere hoca olarak başvurabilirsiniz. Birçok üniversite mesela, atıyorum hani, tıp fakülteleri burada hoca arıyor. Rezümenizi gönderirsiniz ama yine doktorluk yapamıyorsunuz, hocalık yapıyorsunuz. Yine iyi, yani maaşları da gayet iyi. Yani bunu da düşünün. Ama dediğim gibi hangi alanda olursa olsun sağlık çalışanı olarak bu pathway'e başvurduğunuzda size Kanada'da çalışma şansı tanımıyor. Yani çalışma izniniz var da mesleğinizi yapma olanağı vermiyor diyelim. Kanada government'ına başvurup gittiğiniz bölgede benim diploma denkliğim bu, şuradan mezun oldum.
lisanslı doktor, hemşire vesaire olmak istiyorum diyorsunuz. Bununla ilgili de web sitesi var. Önce orada bir profil oluşturuyorsunuz. Profil oluştururken de bir ücret ödüyorsunuz. Yani 250-300 dolar sadece profil oluşturma. Sonra belgelerinizi, diplomalarınızı, iş tecrübenizi, çalıştığınız yerlerden aldığınız belgeleri yüklüyorsunuz. Onlar inceleyip size dönüyor. Ne gerekiyor, ne gerekmiyor. Ondan sonra süreç başlıyor ve bu süreç kısa değil arkadaşlar. Yani minimum 1 yıl, 2 yıl, belki daha fazla sürebiliyor. Çünkü tekrar okumanız, tekrar ders almanız gerekebiliyor. Hadi lisanslandınız. Stajyer olarak başlayacaksınız. Bu da iyi aslında. Ama buraya gelen, hani tanıdığım, hani doktor olarak buraya gelen ve mesleğini yapmayan var. Mesela araba tamircisiliği yapıyor adam. Türkiye'de uzun bir süre doktorluk yapmış. Lisanslamayı gözüne kestiremedi. Yani çok uzun bir yol. Para harcayacaksınız bu yolda tabii bayağı. Çünkü sınav ücretleri de ucuz değil. Yani 1.000 dolar, 2.000 dolar sadece bir sınav. Kaç tane ders çıkarırlarsa. Bunu göze almayıp başka yollar deniyorlar ve hayatından memnun. Dediğim gibi amaç Kanada'ya gelmekse. Ama amaç mesleğinizi yapmaksa bu yolu ve harcayacağınız parayı ve zamanı göze alın. Çünkü Türkiye'nin ekonomik şartları malum. Belli bir parayla geliyorsunuz. Ne kadar iyi bütçeniz olursa olsun burada çalışmak zorundasınız. Çok hızlı eriyor çünkü Kanada dolarına çevireceksiniz. Ev kirasıydı, yaşam giderleriydi, şuydu buydu, o eriyor. Yani çorbanın kaynaması lazım. Bir iş yapmanız lazım. Ve bir iş yapmaya başladığınızda benim başıma gelen olay oluyor. Lisanslama için harcamanız gereken zamanı ve emeği harcayamıyorsunuz. Çalışıyorsunuz çünkü. Tüm bunları kafanızda oluşturun diye anlatıyorum. Hani toz pembe değil. Kanada evet böyle bir sistem açıyor ve sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya açıyor. Ve bütün dünyadan başvurular yapılıyor bu konuda. Elinizi çabuk tutun. Yani evet ihtiyaç var ama bu ihtiyaç yüz binlerce değil. Belli bir limiti var. Çünkü tamamen atıyorum doktor ihtiyacı diyelim hani bu sene için 5.000. 5.000 tane doktor alacağım diyor. Onun için çabuk olun. Sadece Türkiye'den başvurmuyor. Yani Suriye'den, Irak, İran, Avrupa'dan, Afrika ülkelerinden, bütün dünyadan başvurular var. Ve puanlama sisteminde bunların önüne geçmeniz için mesela İngilizcenizin 6 değil de 8 olması lazım ki daha yüksek puan alın. Eşinizin dil yeterliliği ekstra puanlar. Çalışma tecrübeniz, iş tecrübeniz ekstra puanlar. İkinci bir dil. Mesela Fransızca. Yani basic de olsa yani biraz Fransızca öğrenin ki hani onun sertifikalandırın, IELTS'e girin. Benim Fransızcadan da sertifikam var. O ekstra puan. Hele de Fransızcanız varsa daha iyi. Çünkü Fransızca konuşulan Quebec gibi bölgelerde Fransızca bilen sağlık çalışanı aranıyor. Oralarda biraz daha kolay olur işiniz. En azından hani intermediate seviyesinde bir Fransızcanız varsa konuşulanı az buçuk anlıyorsanız ki sağlık çalışanları için iyi bir dil gerekiyor. Ama bu sizin ikinci hatta üçüncü diliniz Türkçe ile birlikte. Bunlar ekstra puan. Puanlamada diğerlerinin önüne geçin. Çünkü bazı ülkelerin avantajları var. Bazı Afrika ülkelerinde çünkü hani İngiltere'nin sömürgesi atıyorum. Çünkü Kanada da İngiltere'ye bağlı biliyorsunuz. Onların sertifikası çok kolay. Yani mezuniyeti çok kolay geçebiliyor. Basit bir lisanslamayla gelebiliyorlar ve onların hani atıyorum X Afrika ülkesinin kendi dili var ama sömürge olduğu için İngilizceleri iyi ya da Fransızcaları çok iyi.
pat diye sizin önünüze geçiyor. Sistemi biliyorlar. Bu yüzden elinizi çabuk tutun, belgelerinizi hazırlayın, İngilizce dil yeterliliğinizi IELTS'e girin. Kendinizi deneyin, biraz daha iyileştirin. IELTS ile ilgili teknikleri öğrenin. Çünkü IELTS neticede bir sınav ve bu sınavın bir tekniği var. Yazmanın tekniği, konuşmanın tekniği, listening'in belli teknikler var. Hani bu süper İngilizce, evet İngilizce bilmeniz gerekiyor. Bu TOEFL şey gibi değil, hani Türkiye'de yapılan dil sınavları gibi değil. Ezberleyip girinler. Çünkü birebir speaking yapılan kısmı var. Ama onun da teknikleri var. Hangi kalıpları kullanacaksınız, hangi cümleler kullanırsanız daha advanced gibi görünür konuşmanız. Çünkü günlük hayatınızda kullanmayacağınız şeyleri kullanabilirsiniz burada. Bu teknikleri öğrenin, İngilizcenizi geliştirin ve başvuru yapın. Başvuru, yani bunları nereden öğrenebilirsiniz? Bunu açıklama kısmına yazacağım. www.ca ile canada.ca, yani www.canada.ca. Buradan healthcare kısmını aratıp oradan bütün ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Size uygun mu değil mi? Bunu öğrenebilirsiniz. Sağlık çalışanları ile ilgili kısım bu. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Yorumlara bırakabilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi, yaymayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video malum taşınıyorum ben Winnipeg'ten. Onun da haberini vereyim. Haftaya taşınacağım. Hem yol videosu olacak. Geçen sene yapmıştım. Winnipeg'ten Toronto'ya bir yol videosu çekeceğiz. Yaklaşık 2 gün sürecek. Güzel bir yolculuk olacak. O yolculuğu, o yolu izleyeceksiniz. Orada da yine ufak bilgiler vereceğiz. Diğer bir not. Ben hani diğer YouTuber'larla da Kanada'daki, Amerika'daki konuşuyorum. Çoğumuzun sıkıntı yaşadığı bir durum var. Belki siz de fark ediyorsunuz. Çoğu YouTuber, özellikle hani yüksek subscribe'ı olan, yüksek üye sayısı olan, ki benim o kadar yok, daha 1000 bile olmadı. 1000. Üyeye bir hediye göndereceğim buradan. Eğer hani hızlandırabilirseniz üye olmayı, sevinirim. Ya bu kişilerle de konuştuğumda aynı şeyden yakınıyoruz. İnsanlar bir şey oluyor. Bakın üye oluyor. Bunları kişi kişi biliyorum. Sosyal medyadan, Instagram'dan, Twitter'dan, şuradan, buradan. Bazen cep telefonumu veriyorum. Gece gündüz arıyor, mesaj atıyor. Saat farkını bilmeden. Alacağını arıyor. Sorusunu soruyor. Pat üyelikten çıkıyor. Ya bunu yapma. Bu hakikaten ikiyüzlülük ve can sıkıyor. Benim hani Türkiye'den gelmiş bir Türk olarak bu çok canımı sıkıyor benim. Yani bu ikiyüzlülük. Bunu yapmayın. Yani o üye olmak zorunda değilsiniz. Sorunuz varsa sor. Sor kardeşim. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Üye olayım. Bana soruma cevap versin. Alakasız saçma sapan sorulara cevap versin. Sonra üyelikten çıkayım. Yapma bunu. Üye olma. Olma. Sorunu sor. Yani birçok YouTuber bu yüzden yorulmuş durumda. Saçma sapan yorumlardan, şunlardan, bunlardan. Hani ne kadar aman çok da aldırış etmeyeyim deseniz de ediyorsunuz sonuçta. Çünkü zaman harcıyorsunuz, emek harcıyorsunuz. Neyse, bu durumda böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yeterli bilgi verebilmişsindir. Umarım Kanada'da görüşürüz ve gelebilirsiniz. Hakikaten burada Türkiye'den gelen her alanda arkadaşlar, sadece sağlık çalışanında değil. Avukatların da lisanslama süresi uzun biliyorum. Ama kendi mesleğimizi yapan kişilere ihtiyacımız var. Buraya gelen herkes benim gibi farklı işlerde çalışıyor. Yani lütfen kalifiye olarak gelin. Şimdi kaçak bir sürü kişi geldi. Artık o yollar kapandı. Ve bu kişilerin bazıları kalifiye değil.
Buna karşı değilim bakın. Bunu birçok videoda söyledim. Bu farklı bir video oldu bu konu ama neyse. Kaça gelenlere karşı değilim. Amaç Kanada'ya gelmek, okey. Ya kardeşim, ama biraz kendini geliştir. Yani biraz İngilizcen olsun, bir mesleğin olsun. Türkiye'nin X yerinde kahvede otururken ben karar verdim. Hiçbir işim yok, mesleğim yok, İngilizcem yok, kaçak geldim. Sonra burada görüyoruz. İşte işim yok, şuyum yok, yok ev bulamadım, yok para bulamadım. Bunları niye düşünmeden geliyorsun kardeşim ya? Bizim hakikaten yani kalifiye derken üniversite mezunu demiyorum. Burada mesela araba tamirciliği yok ki ona da çok ihtiyaç var. Çok para getiren saatlik ücreti yani 100 dolarlar 200 dolarlar olan bir meslek. Elektrikçilik. Bir alanda bir mesleğiniz olsun. Bu kişilere bizim ihtiyacımız var. Benim bulunduğum bölgede Winnipeg yani araba tamiri kendi arabam ya da iş arabam için ben bulamadım. Varsa bilmiyorum. Yani Türkiye'den gelmiş bu işi yapan doktor bir ya da derseniz iki. Hani gideyim derdimi kendi dilimde anlatayım. Yok. Bu tür insanlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Kanada'ya gelin ama kalifiye gelin. Ama gelin. Evet, videoyu burada bitireyim, çok uzatmayayım. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Umutlarınızın peşinden, hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin.